Selamünaleyküm dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın bu yaramazlar böyle peşime dolanıyor. Şimdi elimde yem var. Onlara yem atacağım. Şöyle. Bakın. Şöyle koyduğum zaman zaten saldırıyorlar. Şöyle uzaktan bir çekelim. Dur ama birbirinize eziyet edeceksiniz. Dur. Dur şöyle dökelim. Heh. Bakın böyle bir 5 kilo yemi bahçeye döküyoruz. Böyle dağınık bir şekilde. Ne oluyor? Bu hayvanlar burada yemleniyor dostlar. Dışarıda yerden yemlenmeyi çok seviyorlar. Görüntü de çok güzel. Bakın şöyle. Bu arada yem pelet CP'nin yemi. Arkadaşlar CP'ye geçtim. Sadova'yı bıraktık. Yani Sadova çok uzak. Bir de şimdi durmadan bir acayip acayip bir yem. Onların fiyat politikaları var. Her gün fiyat değişiyor. 2 lira, 3 lira, 5 lira. Baktık saçma bir yere gidiyor artık. Yani biz Sadova yemi bıraktık artık, öyle diyebilirim. Yani civcivlerde dahi artık Sadova yem vermeme kararı aldım. Bir de yakın değil. Burada şu an bunu aldığım yer bize çok yakın. Orada birkaç yem daha var. Pro yem var. İşte Mudurnu burada yakında var. Birkaç yem firması daha var. Şimdi şöyle bir CP deneyeceğim. Çünkü CP'nin süs tavukları üzerinde etkisi iyi olmuştu. Yani yumurta sayısı üzerinde etkisi. Şimdi CP'den biraz bir devam edelim bakalım ne olur ne gider. Burada bakın iki tane daha horozumuz var. Şunlar. Bunlar da şimdi kesime gidecek. Bunlar şimdi geziyor. Bahçede otluyorlar. Bunları keseceğiz. Burada bir tane Amerikanlı kaçağımız var. Onu göstereceğim size. Bu hayvanımız ısrarla tellerden uçup çıkıyor bu tarafa. Karışık sürüye. Orijinal Amerikanlı nerede? Şu değil. Muhtemelen şu arkadaki. Evet gençler şöyle aranıza gireyim. Beni kabul eder misiniz? Bakın şu. Şu bir tane Black Amerikanlı tavuk. Orijinal. Bu adam kaçıyor. İlla karışık sürüde takılacak. Şimdi bir arkadaşımızın dediği gibi uç kanatlarından 3 tanesini keseceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Bu hayvanın uçup tellerden kaçmasını engelleyeceğiz. Çünkü şu an bunun yumurtasını normal yemelik yumurta olarak kullanıyoruz bir. İkincisi şey ne derler ona. İçeriye aldığımızda da kaçar bir daha içeri girerse döl karışacak. O yüzden bu hayvanı şimdi bir hafta 10 gün kapatacağım. İçeride ayrı bir bölmeye. Belki dışarıda yapabilirim hani hava alsın diye. Ot da var altında, otlu yer. Ama böyle bir hafta 10 gün ayrı kapatacağım. Yumurtasını sadece yemelik değerlendireceğiz. Çünkü kuluçkalığa girerse buradaki Black Bodded veya Beyaz Digor'in horozlarımıza eşleşti muhtemelen. Şimdi bunları böyle bir güzel yemledik. Gurk şenliğimiz var. Şu an benim hiç sevmediğim bir olay bu gurk olayı. Çünkü diğer hayvanların da ayarını bozuyor. Şimdi göstereceğim. Dün cenazeden dolayı İstanbul'daydım. Koronadan dolayı dayımı kaybettik. Yani 2 gün yoğun bakımda kaldı arkadaşlar. Kalp yetmezliğinden, yani kalp durdu ve vefat etti. O yüzden kendinize çok dikkat edin. Yani hani gençti. Kronik rahatsızlık şekeri vardı ama yani öyle çok ağım şağım bir şekerimiz yoktu. Ama dediğim gibi başımıza böyle bir iş geldi. Bakın şimdi dostlar. Burada bir tane yumurta var, delik. Burada bir tane var, kırık. Burada bir tane daha var, kırık. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi dün gelemedim. Burada bir tane gurk var. Bu bildiğimiz birese. Yani bireselerde gurk oluyormuş. Çık kız dışarı. Şimdi bu hayvan burada yumurtaları aşağı atıyor, kırıyor. Ne oluyor? Buradaki bütün takımı kattı karıştırdı. Ya zaten bizim bir dünya makinamız var. Bakın şimdi o kadar yumurtadan bir tane sağlam yumurta var. Bizim zaten şimdi kuluçka makinamız, her şeyimiz var. Yani bu hayvanların gurk olmasının bizim için zerrece mantığı yok. Bakın altında tamamen yumurta yapmış. Ondan sonra bunlar rahatsızlanıyor, ölüyor. Şimdi bunu alacağım. Dışarıda düz bir alana kapatacağım. Folluk, tünek olmayan. Bakın hepsini kırdı. Bu folluk leş gibi oldu. Şimdi bunu silmem lazım. Leş gibi kokuyor. O yüzden abi ben gurktan nefret ediyorum ya. Gurk olayından. Gurk için ayrı bir bölmeniz lazım. Ayrı bir bölmeniz yoksa kümesin içinde çok zor.
Gur kişi o yüzden yani bu sayılarda, bu sistemde bana göre bir iş değil. Hani gurkhaneniz olur. Yatırırsınız oraya ayrı ayrı. O zaman olabilir. Ya mesela Faruk abide bile adam bir dünya hayvanları gurk oluyor ama performans alamıyor. Niye? Biri kalkıyor oraya geçiyor, öbürü oraya geçiyor. Abi ayrı ayrı bunların her birinin ayrı bir kafesi olmak zorunda gurkun. Ben bunu bilir bunu söylerim. Onun dışında hani şey diye düşünenler olabilir ya annelik duygusunu tatsın falan. Arkadaşlar bu annelik duygusunu tatmak değil, bu içgüdüsel bir şey bu hayvanlarda. Ama bakın şimdi şu hayvan hani eziyet konusuna geldiğimiz zaman bu hayvan bu sıcakta bakın yumurtayı kırmış, göğsünün altı tamamen yumurta. Şöyle göstereyim bakın. Bu hayvan her yeri yumurta şimdi. Bu hayvana eziyet olan bu şu an. Bu sıcakta siz bu hayvanı şimdi yaz geldi artık. Bugün 27 derece. 27 derecede bu hayvan yattı mı burada hele ki bu yumurta şey altı tamamen kurt oluyor. O yüzden hani şimdi bazen yorum yaparken de bunları bilmek lazım. Şimdi siz hayvan yatmak istiyor, niye yatırmıyorsunuz? Yani hayvanın yatacağı mevsim var. Hani bu içgüdüsel olarak bir gurk durumu oluyor belli bir yumurta sayısına geldiğinde hayvan ama her gurk olduğunda hayvanı gurk olarak yatırmak da hayvan için ne sağlıklı bir şey ne de doğru bir şey. O yüzden arkadaşlar gurklarımız serin yerde ayrı bir şekilde yatarsa verim alırsınız. Ama yazın dediğim gibi 26-27 derecelerde karışık böyle diğer hayvanların yanında bundan verim almak çok zor. Burada gördüğünüz gibi bakın bugün 3 tane gördüğümüz bir tane içeride 4. 4 tane yumurta ziyan. O yüzden şimdi bu gurkumuzu ayıracağız. Bu gurkumuzu ayırıp düz bir zeminde saklayacağız. Gurkunun geçmesini bekleyeceğiz. Siz oradan yerdekiler bitti sanki de. Geldiniz kovamdan yiyorsunuz. Yaramazlar sizi. Şu yumurta kabuklarını da atalım yesinler. Yumurtanın sarısını arkadaşlar hiçbir şekilde yedirmeyin hayvanlara. Yedirirseniz bir alışırlarsa vay halinize. Şimdi gelelim kümesimize. Suları bitirmişler. Yemlikler boşaldı. Burada niye bu kadar siyah siyah tüyler var? Bir uçuşma olmuş. Bakın iki tane yumurtaları burada var. Şöyle hızlıca bir bakalım. 1, 4, 8, 2 orada vardı. 10, 3, 6, 7, 17, 20. Bakın bahsettiğim mavi yumurta. 22, 24. 26, 28, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47. Evet dostlar. 55 ile 45 arasında, 40 arasında değişen yumurtamızın bugünkü sayısı da bu. Onu da saymış olduk. Böyle sürümüz dışarıda. Şu yumurtayı da kırıp verelim onlara. Onu da yesinler. Bakın durumlar böyle. Şimdi bunlar bu yemi burada yiyorlar. Ondan sonra tuvaletlerini de dışarıya yapıyorlar. Gece sadece tüneklerinde uyuyorlar. Böyle olunca ne oluyor dostlar? Kümesleri kirlenmiyor. Hani yağmurda, karda diyorum ya kümeslerde hayvanlar tıkalı kaldığı zaman bakım daha zor. Çünkü ne oluyor? Kümes hemen gübre doluyor. Şimdi gübresini bahçeye yapıyor. Hem de bahçemiz gübrelenmiş oluyor. Şimdi dostlar şey yapmamız lazım. Tarlaya da başlamamız lazım. Bakın burası bizim tarla yaptığımız alan. Tabii ki şu teli yükselteceğiz. Yoksa tarlada hiçbir şey bırakmıyorlar. 2 metrelik tel yapacağız. Karşı tarafta da telimiz indi. Oraları bir düzelteceğiz. Bakın şöyle gübrelerimiz var. Bir tane de civciv var dışarıda ötüp duruyor. Onu da bir bakalım bulalım onu. Şöyle gübrelerimizi bahçeye alıyoruz dostlar. Bunu tarlamızı o gübreyle sürüp ondan sonra buraya domates, biber, salatalık, lahana, mısır, çilek her şeyi ekiyoruz. Çok da güzel oluyor. Şimdi dostlar gidelim şu civcivi de bir tane civciv ötüyor. Bir bakalım ne de ne değildir. Bakın bütün şu an çocukların takdire vallisinde tünek olarak bahçede hayvanlarımız oturuyor. Evet gördüm civcivi. Bakalım bu ne civciviymiş. Ha, civcivlere su verirken biraz önce kaçan bir civciv vardı. Muhtemelen o. Ya astrolop dostlar ya da hop gel buraya bakalım. Evet astrolop. Bakın. Çıkmış dışarı. Dışarıda şimdi bağırıyor. Yaramaz seni. Ayaklar. Bakın arkadaşlar tamamen siyahlamasına az kalmış.
Şimdi bunu bizim civcivhaneye atalım. Civcivhanede yerde bir grup var. Bu kendine büyüttüğüm astrolog grubu. Tepeli. Dün arkadaşlar yine elektrikler kesildi. Yani burada direkt tamirat yaptılar. Direklerin yerini değiştiler. Bakın limon brakellerimizi saldım şimdi. Diğer grubu öbür tarafa yem yemeye çektiğimde. Bakın bunlar benim kendime büyüttüğüm astrologlar, splashlar var bakın dostlar. Şöyle. Arada şu dressemiz var. Şurada bir tane cüce koşinim var. Bunlar yerdekiler. Bu da şu çuval olan da arkadaşlar. Biriktirdiğimiz yumurtalar. Takipçinizi bekliyorum artık. O yumurtaları da ona vereceğiz inşallah. Şimdi biz yumurtaları şöyle dışarı atıyorduk. Dışarıda hayvanlar yiyordu ama artık çok fazla geldiği için dışarıda yumurta şey yapmayacağız. Anam siz burayı nasıl dağıttınız ya? Bunlar da civcivlerin altlığını döküyorduk arkadaşlar. Yapışmıştı gazete kağıdı. O yüzden böyle dağıldı. Şimdi bir mıntıka gerekiyor yine. Bakın bayağı güzel ot büyüdü arkadaşlar. Limon brakellerimiz de burada kendileri. Bahçe büyük olunca dostlar böyle hayvanların hani döl karışma olayının da önüne geçmiş oluyorsunuz. Niye? Onlar öbür tarafta yem attık. Oraya çektik. Bunlar da bakın burada yeşilliğin içinde mutlu mesut takılıyorlar. Gayet keyifler yerinde. Bir maşallahınızı esirgemeyin. Evet dostlar. Bugün de sizlerle böyle bahçede yemleme, genel durum, yumurtalar, gruplar. Ha size şeyi de göstereyim hazır gelmişken. Veda etmeden onu da göstereyim size. Bakın şimdi grup grup diyoruz. Sen niye çıkmadın dışarı? Cüce koşin nerede dışarıda? Porselenler. Onları bu yukarıdan aldım çünkü yumurtayı kestiler. Bakın dostlar burada iki tane grupumuz var aynı anda. Ya arkadaşım gel buraya. Bakın iki tane anacımız var şu cüce koşinler. Şunlar biri bu biri bu. İkisi de aynı anda grup oldu. Aynı follukta yatıyorlar. Yani şimdi demek istediğim olay bu. Daha yeni yarkalar yeni yumurtaya başladılar. Toplasanız 50'şer tane yumurta yapmamıştır. Bir grup geçirdiler ikinci grupların. Şimdi herhalde bu cüce koşinlerde folluğu sökmem gerekecek. Yere yumurta yapmalarını sağlayacağız. Çünkü folluk olunca bu hayvanlar dayanamıyor. Hemen gurk oluyor. Bakın gurk 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 ötüyor. Vicdansız seni. Yani o yüzden arkadaşlar gurk işi bu mevsimde sıkıntı. Hazır gelmişken bakın o çıktı. Şimdi bu da çıkacak. Aynı folluğa girip yatacaklar. Hani bazı arkadaşlar diyor ya bizim gurkumuz yatmıyor nasıl gurk yatırılır. Arkadaşlar bu içgüdüsel bir şey. Hayvan zaten yatmak istediğinde yatıyor. Bakın hiç kavga etmeden aynı follukta iki tane gurk yatıyor. Benim iki tane köy tavuğum vardı. Devamlı böyle gurka yatarlardı. Onları bir kalfama hediye etmiştim Mevlüt'e. Hala hatta 1,5 sene oldu. Hala devamlı gurk yatmaya devam ettiklerini söyledi geçen sorduğumda. Böyle hayvanlar var. Bakın ikisi beraber gurk yatıyorlar. Kavga etmiyorlar. Bunları yatırmayacağım. Bunların hepsini düz bir alana, gece gündüz farkını anlayabilecekleri bir alanda toplayacağım dostlar. Orada gruptuklarından vazgeçireceğiz inşallah. Peki kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz bu güzelliklerle birlikte. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlar.